Yıllar önce ayrıldığım eşimin sonradan evlendiği eşinden olan 21 yaşın altındaki çocuğunu da green card çekilişi formuna girmem gerekiyor mu diye bize soru soran bir takipçimiz var. Tabi burada şunu anlamak gerekiyor bu tarz değişik şekillerde gelen sorular var. Ya işte eski eşinden olan çocuğum, ya işte, işte bir dönem üvey çocuğumdu ya da işte eşimin çocuğu tarzı durumlar oluşuyor ve tabii bu noktadaki takipçilerimizin bu DV çekiş başvurusu yapacak kişilerin kafasını karıştıran şey 21 yaşından altında bir çocuk var sonuçta o zaman ben bunu eklemek zorunda mıyım e noktası geliyor ve bu noktada tabii Özellikle belki problematik ya da sorun teşkil eden sorulardan görüyoruz. Bir de evlatlarla ilgili olan durumlar oluyor. Şöyle bir cevap verebiliriz size. Bunun yanında da tabii diğer tekrar benzer soru var bu noktada sonra ona da geleceğim ama şöyle bir cevap verebiliriz. Yani eğer siz DV çekiş başvurusunu yapıyorsanız o zaman şu an belirteceğimiz çocuklarınızı başvurunuzu yaparken eklemiş olduğunuzda emin olmanızda fayda var. Birincisi nedir? Hayatta olan ve tüm öz çocuklarınızı eklemeniz gerekiyor 21 yaş altında olan. 2. Sizin tarafınızdan evlat edinilmiş hayatta olan tüm çocukları eklemeniz gerekiyor. 21 yaş altında olması şartıyla tabii. Diğer bir kategoride ve eklenmesi gereken hayatta olan evli olmayan ve DV başvurusunun yapıldığı tarih itibariyle 21 yaşını doldurmamış tüm e, üvey çocuklar oluyor. Çocuğun tabi ebeveyniyle yasal olarak ayrılmış olsanız da ya da çocuk sizinle yaşamıyor veya ABD'ye göç etmeyecek olsa dahi elektronik başvuru yaparken eklenmesi gerekecektir. Diğer takipçimizin de sorduğu soru şu noktada Tabii soru şu oluyor. Sonuçta e, şimdiki eşimin önceki evliliğinde olan çocuğu yani benim üvey çocuğum sayılan 21 yaşında altında olan üvey çocuğumu çekilişe eklemem gerekiyor mu? Evet eklemeniz gerekiyor. 21 yaşında altında olduğu sürece sizin üvey çocuğunuz sayıldığı için onu eklemeniz gerekiyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.